Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünyada orduyu ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Müjdeyle başlayacağız bugün. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçiler için 3 ayrı kredi müjdesi verdi. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı %9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira. Devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı %4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı %9,75 ve vadesi 60 aydır. Biliyorsunuz son günlerde seçim tarihinin erken alınması gündemde. Mayıs olabilir, Nisan olabilir diye konuyla alakalı Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk açıklamada bulundu. İster zamanında ister erken olsun Cumhur İttifakı olarak seçime hazırız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk seçim tarihinin erkene alınacak olmasıyla ilgili konuştu. Şanlıtürk seçim zamanında da olsa erken de olsa Cumhur İttifakı olarak hazırız dedi. Şanlıtürk Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yolda hukukidir diye konuştu. Şanlıtürk muhalefetin hala adayının belli olmadığını da hatırlatarak Cumhur İttifakı'nın her tarihe hazırlıklı olduğunu ifade etti. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu 2022'de bıraktığı gibi 2023 yılında da vatandaşla bir olmaya, gönüllere girmeye, halkın sorunlarını çözmeye, taleplerini almaya, halka dokunmaya, millete dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023'ün ilk günlerinde Fatsa ilçesindeydi. 5 mahallede birden vatandaşlarla buluştu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu 2023'ün ilk mahalli programını gerçekleştirdi. Ziyaretlerini Fas'ta sürdüren Gündoğdu'nun ilk durağı Akçakesi Kayaköy Mahallesi oldu. İlçe Başkanı İsa Yüksel ve ilçe yönetimiyle birlikte mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Akçakesi Mahallesi Ilıca'dan ayrım olduğu için Kayaköy Akçakesi'ye bir oldu. Burası Yeşilköy, Aslan Cami grup yoluna kadar çıkabiliyor efendim. Yani kullanılabiliyor. Artı tepecik geçişi var. Gündoğdu insana dokunan hizmetlerinin devam edeceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte insana dokunmaya devam edeceğiz. Bakın asgari ücreti artırdık. Memur emekli zammı biraz düşük kaldı. Sonra %5 daha verdi. Nisan ayında yine verilecek. En düşük memur emekli 5500 lira alacak diye bir şey söylendi. Ya bunlar kolay değil. Bunlar sonuçta parayla verilecek. Yani ödenecek. Kolay ödenmeyecek bunlar da. Ha bunu nereden ödüyor? Muhalefette diyor ki bunu nasıl ödeyeceksin diyor bu sefer. Şöyle ödenecek.
Türkiye'nin altyapı probleminin %70'ini bitirdik. Daha şey İstanbul'dan Ordu'ya, Ankara'dan Ordu'ya gelen yollara yapmayacağız. Onlar bitti. Ilıcalı bittikten sonra burada da ara mahalleler bitecek. O da %30 kısım. %30'da bitirdik mi Türkiye'de bizim altyapı problemimiz bitmiş oluyor. Bizim o %70'i bitirdiğimiz için şimdi vatandaşa verme dönemi. Ilıca Mahallesi sakinleriyle de buluşan Gündoğdu. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Çözümü için notlar aldı. Vekil Gündoğdu Ilıca Mahallesi esnafını da unutmadı. İş yerlerini tek tek gezerek esnafı da dinledi. Uzundere Mahallesi'nde de yoğun ilgiyle karşılanan milletvekili Gündoğdu, vatandaşlardan sorunlarını anlatmalarını istedi. Niyeti koyduk, dedik ki senin gibi böyle abiler bize her gittiğimizde demesin diye her mahalleye gidelim dedik. Altınordu'nun mahallelerini bitirdik, şimdi Fatsa'nın mahallelerindeyiz. Milletvekili Gündoğdu'nun bir sonraki durağı Aşağı Yavaş Mahallesi oldu. Burada da mahalle sakinleriyle kucaklaştı, sorunları dinledi. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Buraya kadar gelmiştim, hatır soralım. Gündoğdu günün son ziyaretini Yukarı Yavaş Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Mahalledeki eksikliklerin çözüme kavuşturulacağını belirtti. Şimdi gelirken beton yolun üzerinde geldik. 7 kilometrelik yol, güzel bir yol. Bu yolu bu mahallemize kavuşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii burada elektrik yenilenmesi oldu. Onda da muhtarımızın bayağı bir ısrarıyla buranın elektrik direklerinin tamamını yeniledik. Eksiğimiz kalmadı herhalde. Buna da devletimize teşekkür ediyoruz. Elbette ki sıkıntı vardır, problem vardır. O problemleri de burada dinleyip çözüme kavuşturacağız. Yukarı Yavaş Mahallesi sakinlerinin de sorunlarını dinleyen milletvekili Metin Gündoğdu'nun ziyaretleri burada son buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün memur ve emekli maaşına yapılan zamla alakalı açıklama vardı. CHP Ordu İl Başkanı Mehmet Kaplanoğlu yaptığı açıklamada iktidara geldikleri takdirde en düşük emekli aylığını askeri ücrete denk yapacaklarını ifade etti. TÜİK'in makyajlı verileriyle 2023 yılının ilk 6 ayı için memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yapılacak artış önce %16 oldu. Ardından 3 Ocak Salı günü artış oranı %25 olarak revize edildi. 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını %30'a yükseltmek zorunda kaldı. Genel Başkanımızın çağrısıyla artış oranı %30'a yükseltildi. Memur ve emeklimiz ya Kemal Bey olmasaydı dedi. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,44 katı iken maalesef 2023 yılında bu zamlar dahil olmak üzere 1,43 katına kadar gerilemiştir. İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. Emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son verecek ve intibak yasasını hemen çıkartacağız. Emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynaklı kayıplarını telafi edeceğiz. Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğiz. Hep birlikte zenginleşip, hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız. Ordu'da meydana gelen ve MOBESE tarafından saniye saniye kaydedilen trafik kazalarıyla devam ediyoruz. Ordu'da yaşanan trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücülerin kurallara uymaması ve dikkatsizlikleri sonucu meydana gelen kazalar şehrin muhtelif noktalarındaki MOBESE kameralarına an be an yansıdı. Trafik lambalarına uymayan sürücüler, hatalı sollayanlar ve işte bu kazalar. Kayıtlarda Altınordu ilçesindeki kazalarda farklı mevkilerde otomobil, minibüs ve kamyonetlerin çarpışmasına ait görüntüler açıkça görüldü. Kazaların sıklıkla meydana geldiği yerlerse kavşaklar oldu.
Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE kayıtları özellikle kavşaklarda sürücülerin ne kadar dikkatsiz olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra görüntüler yayalarında, yaya geçidi olmayan noktalarda karşıdan karşıya geçerken daha dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi. Bazı kazalarsa işte böyle göz göre göre geldi. Hatalı sollama yapmaya çalışan sürücü bir başka araca işte böyle çarptı. İki sürücünün de diğer sürücüye yol vermemesi sonucu yaşanan kazalarda MOBESE'lere yansıdı. Otomobilin açık kapısını hesaba katmayan motosiklet sürücüsü kazayı da beraberinde getirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde tek teselli ise can kaybı yaşanmaması oldu. TMO sadece üreticinin değil artık tüketicinin de dostu. Ben Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal Bey'e en yukarısından en aşağısındaki çalışanına kadar TMO'ya teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığı alımlarla üreticiyi manipülatif hareketlerden korurken sattığı ürünlerle de tüketicinin dostu oluyor. Son dönemlerde zam gelmeyen ürün kalmadı. Kırmızı etten beyaz ete, bakliyatlardan reçellere, fındıktan farklı birçok ürüne varana kadar pek çok ürüne özellikle zincir marketlerde yüksek zamlar geldi. Hatta bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Ama bunun yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin marketlerinde hiçbir ürüne zam uygulanmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi marketlerinde satışa sunduğu ürünlerde zama gitmedi. Şu anda zincir marketlerde yarım kilo kavrulmuş fındık 100 liradan satışa sunulurken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin marketlerinde sadece 55 liradan satışa sunuluyor. Tam bir vitamin deposu olan kuru üzümü ofiste bulmak mümkün. Aynı durum kuru üzümler için de geçerli. Şu anda zincir marketlerde yarım kilosu 50 liradan satılan kuru üzümler Toprak Mahsulleri Ofisi'nde sadece 15 lira. Yemeklerin olmazsa olmazı olan bakliyatların fiyatları da zincir marketlere oranla oldukça uygun. Her evin vazgeçilmezi olan ürünleri arasında yer alan kırmızı mercimek de marketlerde şu anda 35 liradan satılıyor ama Toprak Mahsulleri Ofisi'ne geldiğinizde bunu sadece 23 liradan alıyorsunuz. Ya bir evin ihtiyacı olabilecek şeyleri ufak tefek böyle alıyoruz ya, işte pirinçtir, işte özellikle fındık kurusu gibi o iç fındık. Onları almaya geliyoruz. Pirinç aldım. Bunlar temel gıda maddelerimiz olduğu için yerinden almak istedim ve yeri burası olduğunu düşünüyorum. Ofis marketlerini tercih eden vatandaşlar hem fiyattan hem de kaliteden memnun kalıyor. Ürünlerine güvendiğimiz için ve fiyat uygunluğu olduğu için genellikle burayı tercih ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni tercih etmemin nedeni kalitesi ve fiyat açısından dolayı. Yani ailem de beni buraya yönlendirerek daha sağlıklı büyümemizi sağlayacak ürünler olduğu için buradan tercih ediyoruz. Öte yandan vatandaşlar kavrulmuş fındıktan sıvı yağ çeşitlerine, pirinçten üzüm pekmezine, fındık ezmesinden krokanlara varana kadar farklı birçok ürüne e-ticaret üzerinden de ulaşabiliyor. PTT AVM üzerinden ülkenin her bir noktasına sipariş verilebiliyor. TMO'da tablo bu şekilde. O ürünleri de hafta içi her gün iş mesai günlerinde Durugöl Mahallesi'nde bulunan TMO'nun ofisinden ve altındaki mağaza bölümünden satın alabiliyorsunuz. Devam edelim. Kurul Kalesi'nde kazılar devam ediyor. Yani havaların da soğuması kış aylarının gelmesiyle birlikte yağışlar ve gün sayısı arttı. Kazılara da ara verildi. Ve bu noktada bu kapsamda Kurul Kalesi'ndeki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Kurul Kalesi kazıları 31 Aralık tarihi itibariyle sona erdi. Bu yılda birçok eserin arkeolojiye kazandırıldığı Kurul Kalesi'nde kazılar sırasında güvenlik önlemleri de artırıldı. Kalenin birçok noktasına güvenlik kameraları yerleştirildi. Define avcılarını üzecek bu haberle birlikte Kurul Kalesi kazıları alan sorumlusu Doktor Umut Soroğlu, define avcılarına bir de çağrıda bulundu. Define avcılara çağrımız şu, boşuna hiç buralara kadar gelmesinler ve mümkünse artık ordunun tarihinde işte kayaları deşelim, oraları kazalım gibi bir şeyler peşine gitmesinler. Çünkü hem bulundukları yerleşimi, kazdıkları yerleşimi tahrip ediyorlar, varsa bile onun yok olmasına neden oluyorlar. Kurulun alınan önlemlerle artık 7/24 izlendiğini hatırlatan Zoroğlu, ordunun tarihini rahat bırakın çağrısında bulundu.
İşte Cıngırt Kayası'nı biliyorsunuz, birçok yeri defineciler tarafından telef edilmiş durumda. Ünye Kalesi var, Eski Pazar var, Mesudiye'de birçok yerleşim var, çok önemli yerler var. Bunları bir rahat bıraksınlar, biz de ordu tarihine bunları güzelce kazandıralım. İnsanlarımız da bunları görsünler. Tek isteğimiz bu. Bir de inşallah bir an önce Arkeoloji Müzesi'nin artık orduya kazandırılmasını buradan bir ekip olarak, kurul kazı ekibi olarak istiyoruz, bunu talep ediyoruz. Evet, bu müze şart artık. Kurulda çıkanlar var, Kibele var her şeyden önce. Fas'ta da çıkanlar var, Ünye'de çıkanlar var. Değerli eserlerimiz var ama müzemiz yok. Artık bir an önce inşallah ilimiz müzeye kavuşur diye temenni ediyoruz. 2022 yılında Türkiye 60 ülkeye fındık ihracatı yaptı. Fındık ihracatının 2022 yılı verileri açıklandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre 2022'de Türkiye'den 313.562 ton fındık yurt dışına satılarak 1 milyar 750 milyon 14.347 dolar gelir sağlandı. Geçen seneki fındık ihracatında 2021'e göre miktar bakımından %9, gelir bakımından %22 düşüş yaşandı. 131 ülkeye gerçekleştirilen ihracatın ilk sıralarında Almanya, İtalya ve Fransa yer aldı. 2022'de Trabzon'dan 106.398 ton fındık ihracatı yapıldı. Karşılığında 551 milyon 256 bin 459 dolar elde edildi. Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında miktar bazında %9, değer bazında %29 düşüş yaşandı. Fındık ihracatının %34'lük kısmı Trabzon'dan yapıldı. Böylece Trabzon fındık ihracatında il bazında liderliğini sürdürdü. Geçen yıl Trabzon'dan 60 ülkeye fındık gönderildi. Kentten en çok ihracat yapılan ülkelerse İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya oldu. İhracat rakamlarındaki düşüşün nedeni ise Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarda yaşanan enflasyon olarak gösterildi. Ekonomist dergisi Anadolu'nun en büyük 500 firmasını açıkladı. Listede 9 ordulu firma yer aldı. Ekonomist dergisinin her yıl gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Listeye Altınordu'dan 5, Ünye'den 4 olmak üzere toplam 9 firma girdi. Yayınlanan verilere göre Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında yer alan ordulu firmalar şu şekilde sıralandı. Durak Fındık 88. sırada, Doğuş Çay 101. sırada, Poyraz Poyraz Fındık 297. sırada, Gürsoy Gıda 329. sırada, Uslu Fındık 351. sırada, Altı Aşya 359. sırada yer aldı. Şen Ocak Gıda ise bu kez 368. sırada, Dost Fındık 420. sırada, Burak Tarımsa 461. sırada kendine yer buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılının son bir haftasında 5 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 960 adet ekstazi hap, 14 gram esrar ve 5 gram metamfetamin yakalandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri yılın son haftasında da uyuşturucu zehir tacirlerine göz açtırmadı. Şimdi Aralık ayı geride kaldı. Ordu'da ne zaman acaba şehir merkezinde, sahil bölgelerinde kar etkili olacak? Hava sıcaklığına ve güneşe aldanmayın. Uzmanlar kara kış kapıda diyor. Aralık ayı geride kaldı. Ocak ayının da ilk haftası bitti. Ancak yurdun birçok bölümünde yazdan kalma günler yaşanıyor. Gelecek günlerde hızla soğuması beklenen hava ile birlikte Türkiye için kara kış kapıda değerlendirmesi yapıldı. Uzmanlar halk arasında kara kış olarak bilinen eskilerin amansız elli adını verdikleri soğuk havalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve kara kışın yaşanacağını belirten uzmanlar soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların adını amansız kelimesinden aldığına dikkati çeken uzmanlar, bu soğukların uzun soluklu olacağını, en az 50 gün sürebileceğini ifade ediyor. Bu sene amansız 50 soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak.
Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip yerini ılık havaya bıraktığını aktaran uzmanlar. Amansız elli soğuklarının sah daha uzun sürebileceğini, şiddetli ve sert geçebileceğini kaydediyor. Fatsa Belediyesi daha kaliteli hizmetin sunulması adına muhtar evleri yapımına devam ediyor. Fatsa Belediyesi muhtarların vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla muhtar evleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde Fatih, Aslan Cami, Kaleönü, Dolunay, Ayazlı, Yeni Pazar olmak üzere 6 muhtar evi yapıldı. Çevre kullanım alanıyla birlikte 35 metrekare olan muhtar evlerinin içerisinde ofis, mutfak ve lavabo yer alıyor. 4 tanesi bu yıl olmak üzere 3,5 yıl içerisinde 6 adet muhtar evi yaptıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, muhtar evlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Muhtar evlerimiz yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızın hizmet kalitesini artıracaktır dedi. Kaleönü Mahallesi Muhtarı Durmuş Durmuş ve Yeni Pazar Mahalle Muhtarı Ferhat Topal, önceden vatandaşlarla buluşmak için büyük sorunlar yaşadıklarını belirterek muhtar evlerini yaptıran Başkan Kibar'a teşekkür etti. Fatsa Belediyesi'ne verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Muhtarlık evimiz hayırlısına yerine kondu. Daha önceden muhtarlık evi sorunu yaşıyorduk. İnsanlar geliyordu, beni bulamıyorlardı. Kahvede veya başka bir yerde ağırlamak zorunda kalıyorduk insanları. Ama verdikleri hizmet çok güzel. Muhtar evimiz hayırlısına yerine geldi. Sayın Fatsa Belediye Başkanı Ethem Kibar'a çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlık görevine geldiğimizde Ethem Başkanımızdan resmiyette yerimiz olsun diye muhtar evi istemiştik. Allah razı olsun, o da isteğimizi yerine getirdi. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Allah razı olsun diyorum. Böyle bir yerimiz olmadığı için bizden önceki de muhtarımız da sokakta veya ayaküstü bu şekilde sorunları çözebiliyordu. Bizim göreve geldiğimizden sonra resmiyetteki yerimiz şükür olsun oldu. Bu da köyümüze bir hizmet adı altında görev yapıyoruz. Ünye ilçesinde beton yol seferberliği Yaz Konağı Mahallesi'nde devam etti. Ünye'nin birçok mahallesinde başlayan beton yol seferberliği hızla sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavla'nın talimatıyla aciliyet sırasına göre vatandaşların yol sorununu çözen ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Yaz Konağı Mahallesi'nde uzun yıllar çözüm bekleyen yol sorunu çözüme kavuşturuldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tavla, Ünye'nin birçok noktasında beton yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Daha önceden Büyükşehir Belediye'mizin aynı zamanda grup yolu üzerinde bir sıcak asfalt çalışması oldu. Onun akabinde aynı zamanda bizim bu yol çalıştığımız noktalarda da OSKİ'nin suyla ilgili mahallenin problemini gidermek üzere çalışması tamamlandıktan sonra burayı hemen biz de beton yolu yapmak üzere işe koyulduk, yola koyulduk. Bugün Allah'a şükürler olsun. %90'ını burada yapılacak işlerin tamamladık. Başkan Tavla beton yol çalışmalarını sürdürdüğü takdirde 3-5 yıl içinde artık kırsal mahallelerimizde ciddi anlamda sorunun kalmadığını göreceğiz diye konuştu. Bu hızla, bu heyecanla böyle kırsal mahallelerimizde beton yolu yapmaya devam ettiğimiz takdirde yaklaşık 3-5 yıl içerisinde artık kırsal mahallelerimizden ciddi anlamda böyle sorunun gelmediği ve aynı zamanda da her seferinde bakım ve hizmet gerektirmeyen yollar sayesinde belediyenin de gideri azalacak. Yaz Konağı Mahallesi Muhtarı İhsan Bağcı ise yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Tağlu ve ekibine teşekkür etti. Bu vesileyle Yaz Konağı Köyü, Hıdırlı Sokak, Kozarası Sokak arası beton oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamını bekliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yaz Konağı Mahallem adına Sayın Hüseyin Başkanıma hoş geldin diyorum. Yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani yıllardır beklediğimiz bu beton çalışmamız Hüseyin Başkanımıza ve bize nasip oldu. Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi bugün anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi başlattıkları kampanyayla anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Senin 15 dakikan bir başkasının ömrü olsun sloganıyla başlatılan kan bağışı etkinliğine öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Okul müdürü Hasbitut düzenledikleri etkinlik hakkında bilgiler verdi. Kızılay Kulübü başkanıyla ve öğrencilerimizle, kulüp öğrencileriyle görüşerek böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Katılım şu an gayet güzel gidiyor. Baştan saygıdeğer velilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimize bu işe gönül verdikleri için, destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ali Özcansa, bu kampanya öğrenciler için büyük farkındalık oluşturdu dedi. Öğrenciler çok ilgiliydi. Özellikle Müdür Bey'in de öğrencilere yönlendirmesiyle onlar arasında çok bir farkındalık ortaya çıktı. Ailelerini bu konuda iyi organize ettiler. Velilerimizin de katılımlarını görüyorsunuz, bu saat oldu. Çok sayıda velimiz geldi, kan bağışında bulundu. Etkinliğe çok sayıda veli kan bağışı yaparak katkı sundu. Kan bağışı vermek için kan dolduruyorsunuz. Nasıl karar verdiniz? Kuzenim bu okulda okuyor. Onun aracılığı ile geldim. Ben birkaç yıldır düzenli olarak kan veriyorum. Buna başlama sebebim de daha önce hiç dikkatimi çekmiyordu. Samsun'da hastanede babam tedavi görürken çok acil kana ihtiyacımız oldu. Koridorlarda insanların önünü kesip ben kan istediğimi biliyorum. Ne yazık ki buradan giden kanları kullanamadan kaybettik babama. O yüzden o günden beri ben düzenli olarak kan bağışlamayı yapıyorum elimden geldiğince. Herkesin de bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum. İstanbul'da yaşayan iş insanları Ünsiyat öncülüğünde Ünye'yi ziyaret etti. Ziyaret duraklarında Ünye Belediyesi de vardı. İstanbul'da yaşayan iş insanları Ünsiyat Başkanlığı'nda Ünye Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile bir araya geldi. Ünsiyat Onursal Başkanları Fahri Ateş ve Ali Bayraktar, Ünsiyat Başkanı Kemal Yankuncu, ORDEF Başkanı Sabri Çelebi, iki gün sürecek ziyarette Ünye'de yapılan ve yapılacak hizmetlere dair Belediye Başkanı Tavlı ile istişarelerde bulundu. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Tavlı, İstanbul'daki iş insanlarının ve STK'ların her zaman yanlarında gördüğünü belirterek teşekkür etti. Bizlere nasıl ki İstanbul'da evimizi aratmadınız, biz kendi topraklarınızda ya iyi ki de İstanbul'a gitmişiz dedirtmemek için elimizden gelen misafirperverliği göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle onu özellikle belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz İstanbul'daki iş adamlarımızı, STK'larımızı her zaman yanımızda görüyoruz. Gene sizlerin destekleriyle bugün Teknofest yarışmalarında Türkiye'nin 3. ve 4.'lüğüne elde edecek gençlerin yetişimine katkı sunacak sınıfların oluşmasına vesile oldunuz. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Ünsiyat Başkanı Kemal Yankuncu, ORDEF Başkanı Sabri Çelebi ve Ünsiyat Onursal Başkanı Fahri Ateş ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdi. Üyemizde gerçekten belediyemizle ilgili yürekten gönülden çalışan, bu akşam da bize ev sahipliği yapacak olan sevgili Hüseyin Tavlı'ya bütün kurum olarak yolu bahtı açık olsun. Her geldiğinde kapısını bize açan, yüzü gülen, şakacı üslubu, kızmayan, darılmayan, gücenmeyen, yolu bahtı açık olan Hüseyin Tavlı'ya da gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız. Bugün çok verimli bir ziyarete şahitlik ettim. Geçmişte de bizim de Ordu Günleri çalışmalarımızda, bu çalışmaları 19 ilçemizde bir maraton gibi koşturucasına yapıyorduk. Ben aynı zamanda bu beldeye, bu Ünye'ye, Ünye'mize hizmetlerini çok güzel şekilde yapan, her zaman bizi güler yüzüyle karşılayan, mütevazıyla karşılayan Hüseyin Tavlı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mutlu olmanın yaşı yok. Her yaşta mutlu olabilirsin. Yalnız menfaat gözetmeden diye düşünürüm. Bugün mutlu olduk. Bu proje Milli Eğitim Müdürümüz tarafından iletildiği zaman keyif oldu. Çocukların başarısını görünce çok daha önem kazandı, çok daha keyifli oldu, mutlu olduk. Başkanım başta olmak şartıyla
alakalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı. Bu haberle noktalıyoruz. Hafta sonu geldi. Mutlu hafta sonları diyelim. Pazartesi akşamı bültende tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.